Şimdi bu bacayı tutan bacayı söylemek istiyorum ben. Özelleştirmeye karşı değiliz. Özelleştirme koşullar uygunsa, şartlar gerektiriyor ise yapılmalıdır. Ancak özelleştirme çalışanları kapının önüne koyma mantığıyla yapılmamalıdır. Maalesef Türkiye'de bugün bunları görüyoruz efendim. Rekabet koşullarının yarısında kalmasın diye teknolojik anlamda yatırım yapılacaksa, yeni sistem olanakları yaratacaksa, fakat özetleyerek çalışanların sosyal güvencesi sağlanarak, gelecekte bu işletmeden doğacak yeni işletmelere ön ayak olacak şekilde bir özelleştirme yapılacaksa ve bizlerin o korkulu rüyası olan kapının önünden konma korkusunu ortadan kaldıracak tedbirleri alınacaksa, efendim başımıza düştük. Sizlerden ricamız, çalışan arkadaşlarımız adına ricamız, bu konuda bizlere yardımcı olmanız efendim. Yoksa burası salt adı konmamış bir ilanla satılacak, oldu diye getirilecek. Ve TUKA'da yazık olacak. Oradaki çalışan insanlar yazık olacak. Gördüğünüz her günün önünde daha 10-15 yıl, belki 20 yıl çalışma süresi olan arkadaşlarımız var. Keşke mümkün olsaydı bayan arkadaşlarım, kardeşlerim de getirebilseydim. Onlar 23 yaşında, 25 yaşındalar. Ve biz çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Öyle ki 5 Nisan kararlarının uygulandığı dönemlerde Türkiye'de devlete bedava biz çalışıyoruz diye TUKA sigara fabrikası işçileri herhangi bir şekilde organize olmadan, sizin başbakanlığınız döneminde ülkemizin ihtiyacı varsa biz ülkemiz için bedava çalışıyoruz dediler, fazla mesai yaptılar. Bu kadar vatansever insanların bir arada olduğu bir işletmenin geleceğiyle ilgili çok farklı oyunlar yapıldığına inanıyoruz. Ocağı orası. Bizler sizlerin bir ufakız. Lütfeder bizlere bu konuda yardımcı olur. Gelecekte burada yapılmak istenen olaylara yahut çalışanların üzerinde oynamak istenen oyunlara izin vermezseniz minnettar kalırız efendim. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Fabrikasının çok değerli temsilcilerini, değerli işçi kardeşlerini, onların yöneticilerini, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Evet, Tokat fabrikamızda 1500-2000 işçimiz çalışıyor ve özelleştirme Türkiye'nin dünyada olduğu gibi gündemine girmiş. Sizler de söylediniz, ben de tekrar edeceğim. Özelleştirmeden Türkiye'nin vazgeçmesi mümkün değil. 21. yüzyılda devletin artık üretimde olması gündemde olmayacak. Ama bunu yaparken özellikle bu kadar başarılı olmuş, ihracatını yapmış, gereğinde özverisini yapmış, gereğinde çalışmış, ücretini almamış, çok sevdiğimiz Tokatlı kardeşlerimizin, burada çalışan işçilerimizin mağdur olmasını da gönlümüze sindirmeyiz. E peki ne diyorsun Çiller? Ne diyorsun? Dediğim şey çok açık, bu özelleştirilir ama Karabük'te ne yaptıysak onu yaparız. Biz her zaman bu yöntemi öne aldık. İsteriz ki orada bir yatırım yapılsın, devlet başlatsın bunu, teknolojiyi yukarı çekelim, satılabilir hale gelelim, getirelim ve yöre halkına bunu verelim, bunun içinde yöneticisi olsun, bunun içinde bundan anlayan işletmecisi de olsun, bunun içinde ortak olsun işçilerimiz. Doğrusu budur. Biz bu yöntemi uyguladık, örnekle verdik. O uyguladığımız zaman Karabük'te İşte fabrikayı kapatacaklar, kapatmak için bunu yapıyorlar dediler. Ama bugün dünyaya örnek olmuş bir güzel fabrikadır, çalışıyor. İşçilerimiz orada, her biri milyarder oldu. Milyarderin anlamının üstünde oldu. Hakikaten çok güzel bir getiri geliyor. Hem yöneticiler hem içinde çalışıyorlar. O yörenin hastanelerinin bütün temsilcileri onun içinde. Böyle çok güzel bir karma yaptık. Bugünkü iktidar artık bu özelleştirme yapamayacak konuma gelmiştir. Ayyuka çıkmıştır her şey. Her yapılan özelleştirme birilerine yönelik yapılıyor. İşte şu alsın diyorlar.
Onunla önceden bitiriyorlar meseleyi, sonra ona ilişkin ilanlar veriliyor. Üçüncü olan birinci yapılıyor. Evvelden verileceği belli ilan edilmiş enerji santralleri dağıtılıyor. Çıkan kasetler vesaire hepsi ayyuka çıkmıştır. Artık böyle bir ortamda bu hükümetin bence hiçbir özelleştirme yapmaması lazım. Sadece bu değil, başka hiçbir özelleştirmeyi de yapmaması lazım. Çünkü çok büyük bir gölge düşmüştür. Çok büyük bir gölge düşmüştür. Bunlar kolay işler değil. Yani bunlar çok zor işlerdir. Bunlar da çok farklı bir yönetim tarzı lazım. Dolayısıyla sizin derdinizi anlıyorum. Meselenizin sahibiyim. Derdinizi biliyorum. Nasıl doğrusunun yapılması gerektiğini de bizim ekibimiz gayet iyi biliyor. Zaten sizin varlığınızdan çıkardığınız bir milletvekiliniz, bakanınız olarak bu işlerin başında oldu bir müddet. Onun için gönlünüzü rahat tutun. Biz bu meselenin sahibi oluruz, mecliste de oluruz. Gittiğiniz zaman da benim bütün evlatlarıma, bacılarıma, benim selamlarımı, sevgilerimi götürün. Gönlünüzle rahat gidin, içiniz rahat gidin. Özelleştirmeden vazgeçmeyiz ama sizi de mağdur etmeyiz. Zamanı da bu zaman değil, bu yapacak ekip de bu iktidar değil. Dolayısıyla gönlünüz rahat, içiniz huzurlu, işin sahibine bıraktık deyip gidebilirsiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yok abi, bak ya. Bu da şey.